Arkadaşlar merhaba ben yayın denizinden Orkun Hoca Yani yüksek cümle dediğimiz şey ne? Saray ve çevresine hitap ederken Halk edebiyatı birazcık daha ne yaptı? Sıradan insanlar yani halkın anlayacağı kişilere hitap etti arkadaşlar Usta çırak derken biliyorsunuz usta çırak ilişkisini Yine aşıklıkta da usta çırak geleneği var arkadaşlar Emin olun çok zevkli şekilde çözeceğiniz bir konu arkadaşlar Arkadaşlar merhaba ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda edebiyat kısmından halk edebiyatına bakacağız arkadaşlar. Çok zevkli, çok eğlenceli. Yeter ki böyle ne anlatmak istediğini yorumları güzel yaptığımız zaman sorularda da emin olun. Çok zevkli şekilde çözeceğiniz bir konu arkadaşlar halk edebiyatı. Şimdi bakalım nelerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bir defa halk şiiri bakın dikkat edin. Yani halk şiiri derken ne demek istiyor? Önce bunu bir yorumlamamız gerekiyor. Halk şiiri derken bizim sıradan insanlara hitap ettiğimiz bir edebiyattan başlayacak aslında. Bakın dikkat edin. Yani sıradan insan derken bunu böyle basitleştirip sıradanlaştırmak istemiyorum aslında ama ozanlarımız çünkü bakın dikkat edin burada kopuz adını verdiğimiz bir saz eşliğine ne yapacaklar? Şiirlerini dile getirecekler. Bu ozanların arkadaşlar o kadar değerli hünerleri var ki Şimdi zaten birazdan bahsettiğimiz zaman ne demek istediğimi göreceksiniz arkadaşlar ama bu ozanlarımız ne yapıyor halka hitap ediyor e, halka hitap edersem arkadaşlar bakın dikkat edin halkın anlayacağı bir dilde eser vermek zorunda mıyım zorundayım neden çünkü sıradan halka hitap ediyorum halka hitap ettiğim için de onların anlayacağı dilde eser vereceğim ki onları ne yapabileyim bu edebiyata çekebileyim arkadaşlar dikkat ediyorsunuz sonra ölçü olarak hece ölçüsünü kullanacağız yine aruz ölçüsü ve hece ölçüsü vardı biliyorsunuz bizim ölçü çeşitlerimizde bir de serbest ölçümüz var bu aruz ölçüsü biraz daha divan edebiyatında yani ağır bir edebiyatta kullanılan bir ölçü çeşidiydi. Halk edebiyatında ise daha çok ne diyoruz? Hece ölçüsü. Peki bu hece ölçüsü ne demekti? Bunu da zaten diğer videolardan bahsetmiştik ama mısra sayılarındaki hece sayılarının eşitliğine dayanan arkadaşlar ölçüye ne diyeceğiz? Hece ölçüsü diyecektik. Buna parmak hesabı da deniyor. Bakın dikkat edin. Parmak hesabı denmesinin sebebi de arkadaşlar işte orada sadece mısralardaki heceleri sayacağımız için parmak hesabı da deniyor. Ya da hece ölçüde parmak hesabı denmezse bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? Milli ölçüde ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Milli ölçü olmasının sebebi de halka hitap etmesinden. Bakın dikkat edin. Bu yorumu buradan da ne yapabilirsiniz? Çıkartabilirsiniz. Ve genellikle ozanlarımız dörtlükler eşliğinde şiirlerini söylüyor arkadaşlar. Yani şiirler oluşurken genellikle neyimiz var? Dörtlüklerimiz var. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi burada halk şiiriyle ilgili genel bir tanım yapmış arkadaşlar kitabımız sayfa 95'te. Bunlara bakıyorsunuz zaten bahsettiğimiz şeyleri söylüyor burada. İşte hece ölçüsünden bahsediyor hak şiirinde. Nazım birim olarak dörtlükten bahsedecek. Ozanların, şairlerin kopuz adını verdiğimiz bir saz eşliğinde şiirlerini söylemesinden ifade edecek arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli özellik ise divan edebiyatı ve halk edebiyatı. Arkadaşlar bu öğrencilerin genelde kafasında işte halk bitti divan divan bitti tanzimat tanzimat bitti serbesti bu sıralamayla gidiyor. Hayır arkadaşlar bakın divan ve halk edebiyatı aslına bakarsanız aynı yüzyıllar içerisinde ceylan etmiş edebiyat türleri. Bu ne demek? Yani ben halk ve divanı aynı anda göreceğim. Yani halk edebiyatı da 13. yüzyıldan. Divan edebiyatı da 13. yüzyıldan başlayarak ilerledi arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Divan edebiyatı birazcık daha yüksek zümreye hitap ederken yani yüksek zümre dediğimiz şey ne? Saray ve çevresine hitap ederken Halk edebiyatı birazcık daha ne yaptı? Sıradan insanlar yani halkın anlayacağı kişilere hitap etti arkadaşlar. Buraya ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Bakın. Bu yorumu bu şekilde yaparsanız Halk ve Divan'ın birlikte gittiğini bilirseniz, birinin saray ve çevresine, birinin de halktan insanlara hitap ettiğini bilirseniz bu yorumu da rahatlıkla ne yapacaksınız şıklardan da göreceksiniz arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. O yüzden birisi saray ve çevresine hitap ederken ağır dil kullanmak zorundasın. Süslü sanatlı bir edebiyat yapmak zorundasın. Kapalı bir anlatım benimsemek zorundasın. Ölçü olarak da arz ölçüsünü benimsemek zorundasın orada bakın. Divan edebiyatından bahsediyorum. Halk edebiyatına geldiğimiz zaman ise... Halkta günlük dilden yani konuşma diliyle eser vermek zorundasın. Halkın anlayacağı bir dil. Tabii ki arkadaşlar bu konuşma dili derken o dönemin şartlarına göre konuşma dilinden bahsediyoruz. Günümüz Türkçesiyle değil. Yine bazı kelimeler tabii ki sana farklı gelebilir ama dediğim gibi o dönemin Türkçesiyle saf bir Türkçe, duru bir Türkçeden bahsediyoruz. Daha sonrasında nazım birim olarak dörtlükten bahsedeceğiz. Divan Edebiyatı'nda nazım birimiz beyit genellikle biliyorsunuz. Daha sonrasında ölçü olarak hece ölçüsünü kullanıyoruz gibi. Burada bu ayrımları yaparsanız rahatlıkla sorularda da ne yapacaksınız? göreceksiniz arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Şimdi halk şiirini kendi içerisine bakın dikkat edin kaça ayırıyoruz? 3 başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan birisi anonim halk şiiri, ikincisi aşık tarzı Türk halk şiiri, üçüncüsü de dini tasavvuf halk şiiri olmak üzere bunu halk edebiyatında sorabilir arkadaşlar. Bakın dikkat ediyorsunuz. Anonim ne demekti? Söyleneni belli olmayan eserlere ne diyorduk? anonim diyorduk arkadaşlar. Buraya dikkat ettiniz. Daha sonrasında aşık tarzı halk şiirimiz var. Aşık tarzı halk şiirinde de birazcık daha koşma, semai varsa destan gibi nazım biçimlerine ve türlerine bakacağız ve dini tasavvuf halk şiirinden bahsederken de artık orada birazcık daha ne yapacağız? Tasavvuf edebiyatına yönelerek bakacağız arkadaşlar. Bunlardan ilk Anonim halk şiiriyle başlıyoruz arkadaşlar. Ne dedik zaten? Anonim halk şiir için söylenir belli olmayan, halkın ortak malı sayılan ürünlere ne diyeceğim? Anonim halk edebiyatı diyeceğim. Daha doğrusu anonim diyeceğiz buna. Buraya dikkat ediyorsunuz. Anonim dediğimiz zaman da arkadaşlar tekrar söylüyorum. Söyleni belli olmayan. Bunu çok göreceksin artık. Bak dikkat et. Yani bu anonim e, tav, terimini, bu anonim kavramını ne yapacağız? Sürekli göreceğiz karşımıza çıkacak. O yüzden dikkat ediyorsunuz. Hemen devam ediyorum arkadaşlar diğer bir sayfamızda. Anonim halk şiiri ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılır. Bak burası da çok önemli. Ağızdan ağza ve kulaktan kulağa yayılacak. Neden? Çünkü arkadaşlar çok eski dönemlerden bahsediyoruz. Bakın dikkat edin. Günümüz şartlarıyla değerlendirmeyin sakın dönemi. Çok eski dönemlerden bahsettiğim için yazı yeni yeni kullanmaya başlanmış. O yüzden burada amacımız edebiyat yapmak ama bu edebiyatı yaparken yazıya dökerek değil sözlü bir şekilde hatta bazen yeri geliyor doğaçlama bir şekilde ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Halk edebiyatında bu özellikle çok fazla var. Buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Halk edebiyatında bu çok fazla olacağı için dikkat edin şiir tarzında ya söylediğimiz şeyleri genellikle ses benzerinden yola çıkarak ezber yapmaya dayalı şekilde şiirler kurmaya çalışıyoruz. Çünkü yazı aktaramadığımız için bunu ne yapacağım? Şiir tarzında yapacağım ki ezberlemem ya da kuşaktan kuşağa nesilden nesile aktarmam daha kalıyorsun. E bunu aktarırken de bakın dikkat edin ağızdan ağza ve kulaktan kulağa yayılarak gidecek arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz buraya. Bu yayılma sırasında halkın hayal gücü estetik anlayışıyla zaman ve çevrenin de etkisiyle aynı şiir adeta yeniden biçimlenir. Bak buraya dikkat et. Ya şöyle düşünsenize. Bir kulaktan kulağa oyun oynadığını düşünür müsün? Kulaktan kulağa oyun oynadığımız zaman 10 kişilik bir grubun içerisinde İlk söylediğim cümleyle sondaki cümle ne yapıyor? Çok farklı oluyor değil mi? Neden? Çünkü anlaması değişiyor. Daha sonra kendi içerisinde kişiler ne yapıyor bu cümleyi? Yorumluyorlar, yorumlayarak başkasına aktarıyorlar gibi. Ne yapıyor? Kulaktan kulağa bile değişerek ne yapacak? Yayılarak gidecek ama ilk söylenen şeyle son söylenen şey ne yapıyor? Farklı oluyor. Bu da onun gibi düşünün. Yeniden biçimleniyor. Yani ilk söylediğimiz şiirle son ana gelene kadar şiir ne yapıyor? Bir halkın içerisinde kulaktan kula ağızdan ağza yayılacağı için arkadaşlar yeniden biçimlenerek geliyor. Buna da dikkat ediyorum gene. Sade bir dil ve dörtlükle oluşturulan anonim halk şiirinde genellikle yarım kahve ve redif kullanmıştır. Arkadaşlar bu sadece anonim halk şiirinin özelliği değil. Dikkat edin halk edebiyatının genel bir özelliği. Sade bir dil ve dörtlükle şiirlerimi oluşturacağım. Ve genellikle yarım kafiye ve redif kullanarak ne yapacağız? Eserlerimizi oluşturacağız. Buraya dikkat ediyorsunuz. Anonim halk edebiyatına ait şiirler söylenini bilinmeyen zamanla halkın ortak manına haline gelmiş eserlerdir. Bunlar arkadaşlar mani, türkü, ninni, tekerleme, ağıt gibi başlıklarla ne yapacak? Kendini belli edecek. Anonim halk edebiyat dediğimiz zaman bunlar gelecek. Aklımıza dikkat ediyorsunuz. Tekrar söyleyelim. Mani, türkü, ninni, tekerleme ve ağıt arkadaşlar ne ifade edecek bize? anonim halk şiirinin nazım şekillerini, nazım biçimlerini ifade edecek. Şimdi anonim halk edebiyatı nazım biçimlerinden devam ediyorum arkadaşlar. Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerinden ilk ne? Mani. Biliyorsundur mani. Yani sürekli karşımıza çıkar. Bu genel kültür olarak da bilmen gereken bir şey. O yüzden çok fazla zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. Ama hemen şöyle kısaca özelliklerinden bahsedelim ve bitirelim. Halk şiirinin en küçük nazım biçimidir. En küçük demesinin sebebi arkadaşlar bu mani dediğimiz şiir türü tek dörtlükten oluşacak. Yani ikinci bir dörtlüğü var mı maninin? Yok. Dikkat ediyorsunuz. Hecenin yedili ölçüsü yazılır. Yani mısra sayılarındaki heceleri saydığım zaman hepsinde ne çıkacak arkadaşlar? Yedili ölçü çıkacak. Yani hepsinde yedi tane ölçüyü ne yapmak zorundayım? Kullanmak zorundayım. Dikkat ettin. Maniler tek dörtlükten oluşur. Onu zaten söyledik. Bakın dikkat edin. Tek dörtlükten oluşacak. O yüzden halk edebiyatının en küçük nazım biçimi diyoruz. Buraya dikkat ettin. Kafiye şeması yani uyak düzeni de A, A, X, A şeklindedir. Sebep ne? Bundan sonra gelecek başka bir beyt dörtlük olmadığı için arkadaşlar biz buradaki maniye ne diyoruz? A, A, X, A şeklinde. Kendinden sonra bir dörtlük gelseydi belki farklı bir ses değeri verebilirdim. B diyebilirdim mesela. Ama burada bakın dikkat edin. Kendinden sonra başka bir dörtlük olmadığı için A, A, X, A şeklinde ne yapacağım? Şema diyeceğim arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Aşk. Ölüm, ayrılık gibi çeşitli konular manilerde ne yapılabilir? işlenebilir. Hiç sıkıntı değil burası da yine. Yani konu bakımından aşk, ölüm, ayrılık gibi konular işlenebilir. Manilerin ilk iki dizesi uya oluşturmak için ya da asıl ifade edilmek istenene giriş yapmak için söylenir. Bakın bunu da çok sorar arkadaşlar. Mani ile ilgili özellikler verebilir der ki soru kökünde. Aşağıdakilerden hangisi mani ile ilgili yanlış bir bilgidir ya da mani ile ilgili bilgi yanlışı vardır şeklinde sorular sorabilir. Bakın dikkat edin. Önemli bir kural gene. Manen ilk iki dizesi uyağı oluşturmak için ya da asıl ifade edilmek istenene giriş yapmak için söylenir. Anlatılmak istenen duygu çoğu zaman son iki dizede. Bak dikkat et burası çok önemli. Asıl anlatmak istediğim şeyi nerede vereceğim? Son iki dizede vereceğim dikkat ediyorsunuz. Manelerin pek çoğu zaman içerisinde bestelenmiş türkü şeklinde okunmuştur. Evet bunlar maniler artık zaman içerisinde gün geçtikçe arkadaşlar ne yapacak? Türkü biçimini alabilir. Maniler konularına göre niyet manileri, atışma manileri, tarlada ve işte çalışırken gelip geçenlere söylenen maniler, bekçi manileri, davulcu manileri bakın dikkat edin çeşitleri çok fazla olacak. Çok sorar mı? Kaynak kitaplar, denemeler belki çok sormayabilir ama maninin genel özelliklerini muhakkak ne yapıyorum? Biliyorum çok dikkat ediyorsunuz buraya. Şimdi yapı bakımından manilerimiz var. Bir de bunlara bakacağız. Bazen bunları da soru köklerinde verebiliyor arkadaşlar. Özellikle kaynak kitaplar sizlere bu soruları sorabilir manilerin yapısını. Buraya dikkat ediyorsunuz. Bunlardan birincisi düz mani. Düz mani dediğim şey normal maninin kalıplaşmış özelliklerini taşıyan yere diyeceğim arkadaşlar. Dikkat et. 7 ile ölçüsüyle yazılacak ve 4 döreden oluşacak. Maniye ne diyeceğim? Düz mani diyeceğim. Örneğini görüyorsun. Ana başa tacıymış, her derde ilaçmış. Dikkat edin. Bir evlat pir olsa Anaya muhtaç imiş. A, A, X, A şeklinde kafiyelendi. Dörtlükle kuruldu. Ölçü olarak baktığım zaman 7'li hece ölçüsünü kurduğum için buraya artık ne diyorum? Düz mani diyorum dikkat ediyorsunuz. Hemen geçtik diğer mani çeşitimize. Kesik mani. Kesik mani demezse arkadaşlar cinaslı ya da ayaklı mani de diyebilir. İkinci isimlere ne yapıyorum? Çok dikkat ediyorum. Şimdi burada da şuna dikkat edeceksin. Bak birinci dizesinde hece sayısı 7'den az olan manilere kesik, cinaslı ya da ayaklı mani diyeceğim. Eksik olan mısra ayak da oluşturulduğundan böyle manelere ayaklı manide denir. Ayak uyağı oluşturan sözcükler cinaslı kullanılan böyle manelere cinaslı 3 tane ismini söylemiş bak bize dikkat et. Hemen şimdi bir dönelim örnek üzerinden görelim. Yar sana demiş bak. Dörtlükle kurmuş. Burada dikkat ederseniz yar sana neyi ifade etti arkadaşlar? 7 ile üstünden az. Burada kaç tane ölçü oldu? 3 ölçü kullandık. Dikkat edin. Sonra gam çekme deli gönül. Bulunmaz mı yar sana? Çünkü Ferhat'ım dersin şu dağları yarsana demiş. Bakın dikkat edin burada ne var? Bir de cinas var. Yarsana derken ayrı bir anlam. Yarsana derken ayrı bir anlamda kullandığı için cinas var. Cinaslı mani diyebilir. İlk mısrası yedili ölçüden az olduğu için ne diyebilir? Kesik mani diyebilir. Bir de buradaki şeyi ayak uyağı uydurmak için kullanacağımız için gene ayaklı mani de ne yapabilir diyebilir. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar kesik maniye. Diğer mani çeşidimiz yedekli artık mani. 4 düzeli manilere aynı uyakta başka dizeler eklenerek oluşturan maniye ne diyeceğim? Bu sefer de yedekli ya da artık man diyeceğim. Ya bakın dikkat edin biraz maninin kalıplaşmışını bozuyorum. Normalde mani 4'ten kurulur ama buraya bakarsanız 4'lü ne yapmış? Geçmiş. O yüzden de buna yedekli ya da artık man diyeceğim. Hemen baktın örneğine ağlarım çağlar gibi derdim var dağlar gibi. Ciğerden yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Bakın normalde manimiz buraya kadardı. A a x r şeklinde kafiyelemiş. 7 ile 3 ölçüsüyle yazmış. Daha sonrasında bakın dikkat edin ne oluşturmuş buraya ne eklemiş arkadaşlar. Başka dizi eklemiş görüyorsunuz. Mısra eklemiş 2 tane. 2 tane daha mısra eklediği için buraya yedekli ya da artık mani şeklini vereceğim dikkat ediyorsunuz. Değiş manileri var. Bu değiş manilerine karşılıklı mani de denir. Erkek ya da kız manileri şeklinde ikiye ayırdı bakın dikkat ediyorsunuz. Karşıya kaban derler, ökçeye taban derler. Kız satırın kalmasın nişanlın çoban derler demiş. Bakın dikkat edin erkek söylemiş burayı. Sonra kız cevap veriyor. Karşı kabansız olmaz ökçe tabansız olmaz. Niye hatırım kalsın sürü çobansız olmaz. Bakın dikkat edin bunlar karşılıklı atışma yapacağımız maniler. Gene gelin kaynana manileri falan da olabilir arkadaşlar buraya örnek. Buraya dikkat ediyorsunuz. Bir konu bütünü içinde birbiri ardına gelen manilere katar mani denir. Bunu da belki bilgi olarak sorabilir arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz o yüzden uyarımız önemli dikkat ediyorsunuz buraya da. Geçiyorum bir diğer nazım biçimimiz olan anonim halk edebiyatındaki Türkiye. Arkadaşlar çok konuşacağımız bir kavram yani çok göreceğimiz bir kavram. Sorularda da muhakkak karşına çıkabilecek bir kavram dikkat ediyorsun burada. Anonim halk edebiyatının mani ile birlikte en yaygın ve en sevilen türüdür türkü. Dikkat ediyorum buraya. Türkü çeşitli ezgilerle söylenir. Bakın zaten en bilmen gereken özellik bu. Türkü de muhakkak ne olmak zorunda? Bir ezgi olmak zorunda. Kendine özgü bir Ezgi ile söylenecek dikkat ediyorsun. Söyleneni belli olmadığı için anonim olarak adlandırılan türküler halk arasında dolaşan derlemeciler tarafından yazıya geçirilecek dikkat ediyorsunuz. Gene ilk tabii ki ilk andaki itibariyle değişikliğe uğrayarak gelebilir. Buraya da yine dikkat ettim. Türküler anonim olduğu için şairi genellikle bilinmez. Derleyen ya da kaynak kişinin adı ile anılır. Yani kimin yazdığını bilmiyorum ama burada en son kim derlediyse onun adıyla bu türküler ne yapılabilir? Anılabilir. Bundan bahsediyor. Mesela Karacı olan türküsü, Emrah türküsü gibi şairleri bilinen türküleri olarak karşımıza çıkacak. Türküler yöreden yöreye ezgisinden ve sözlerine değişiklik gösterebilir. Evet. Arkadaşlar şu an bir öyle değil mi? Yani bir yere gittiğimiz zaman Anadolu'nun bir köşesine gittiğimiz zaman hepsinde farklı farklı mesela oyun havaları ne yapıyor değişiyor değil mi? Türküler gene değişiyor. Burada halkın ortak ürünü olan esere diyeceğim aslında. Buraya dikkat edin tamam. O halkın ortak ürünü olan esere türkü diyeceğim orası çok önemli. Türküler iki bölümden oluşur. Bakın türküyle ilgili bir ezgiyi bileceksin. iki bilmen gereken yerlerden birisi de bu madde arkadaşlar. Buraya dikkat ettik. Türküler iki bölümden oluşur. Asıl bölümlere bent, Bendin sonunda yinelenen bölüme yani yinelenen dediğim şey arkadaşlar tekrar eden olacak. Bakın buraya dikkat ediyorsunuz. Tekrar eden bölüme bağlama nakarat ya da kavuştak adı verilir. Bazı türkülerde kavuştak bulunmayabilir ama genellikle bağlama nakarat ya da kavuştak bölümlerini türkülerde ne yapmak zorundayım? Görmek zorundayım dikkat ediyorsunuz. Genellikle 7, 8, 11 derece üstte söylenen türkülerde Öyle bir şeci sayının sıralaması yok arkadaşlar ama genellikle 7-8-11 ile Ece 3'te söylenecekler. Ezgilerine göre usullü ve usulsüz olmak üzere iki ayrılır. Usullü türküler oyun havalarıdır. Bunlar da Urfa'da Kırıkava, Konya'da Oturak, Karadeniz'de Horon, Ege'de Zeybek, Trakya'da Karşılama, Erzurum'da Sümani, Isparta yönesinde de Dardeli gibi değişik adlar verilir. Usulsüz türküler ise uzun havalara diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın oyun havalarının her yörede farklı bir isimlenmesi var. Buraya gene ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Belki bunu bilgi yanlışı olarak falan ne yapabilir? Sorularda karşınıza çıkartabilir. Dikkat ediyoruz arkadaşlar buraya yine. Türkler konularına göre de sınıflandırılabilir. Konularına göre türkülerde ninniler, çocuk türküleri, doğa türküleri, aşk türküleri, kahramanlık ve askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri, ölüm türküleri gibi adları alabilir arkadaşlar. Türküler dikkat ediyoruz buraya da. Hemen kitabımızda bir türkü örneği var arkadaşlar. Buraya kızdırmak türküsünü yazmış bakın dikkat edin. Şu bölümlere ne diyecektim? Ben diyecektim arkadaşlar. Burası çok önemli. Tamam buraya dikkat ediyorsunuz. Bakın dikkat edin. Kızdırmak nitlin aldı gelini. Nasıl aldım pullu gelini. Bu bölümler tekrar ettiği için arkadaşlar. Buraya da ne diyeceğim? Nakarat diyeceğim. Lütfen dikkat ediyorsunuz. Yine şuradaki kısmına da köprüden geçerken köprü yıkıldı kısmına da yine bent diyorum. Tekrar eden bölümler nakarat, kavuştak adı alırken tekrar etmeyen bölümler orada ne ifade edecek? Bent'i ifade edecek arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Bir uyarımız var. Ninni ve aitla da belli ezgiyle söylenen anonim halk şiiri ürünlerdendir. Buraya dikkat ediyorum. Ninni, biliyorsunuz zaten Ninni'yi değil mi? Çocukları uyutmak için belli bir ezgiyle söylenen Türkü biçiminde ezgiyle söylendiği için türkü şeklinde de alabilir arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Ne diyeceğiz buraya? Ninni ni diyeceğiz. Bu önemli. Gene ağıt da arkadaşlar. Bunu zaten sürekli gördük. Gene İslamiyet öncesi Türk edebiyatında da görmüştük. Hatırlıyorsunuz. Sagu neydi? Halk edebiyatındaki ağıtın karşılığıydı. Ölen bir kişinin ardından duyduğum üzüntüyü dile getirdiğim şiire ne diyeceğim? Ağıt diyeceğim. Buraya ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Tamam? Burası önemli bizim için. Bir diğer başlığım yani biz halk edebiyatını 3'e ayırmıştık. 3'e ayırdığımız halk edebiyatı şiirinin ikinci başlığı aşık tarzı halk, Türk halk şiiri. Bakın burası çok önemli. Burada niye önemli arkadaşlar? Aşık adını verdiğimiz şairler var arkadaşlar. Burada bunların özellikleri var. Bunların hünerleri var. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz birazcık. Bakıyorum aşık edebiyatı usta çırak ilişkisiyle yetişen genellikle tahsil görmemiş. Bak burası çok önemli. Sanatçıların oluşturduğu bir edebiyattır. Bu ne demek? Usta çırak derken biliyorsunuzdur usta çırak ilişkisini. Yine aşıklıkta da usta çırak geleneği var arkadaşlar. Tamam Yani bir çırak elini sazı alacak. Ustasıyla birlikte sürekli işte şiir söyleyecek. Belirli yerlerde şiirler söylüyor. Bu köy meydanı olabilir arkadaşlar. Bir kahvane olabilir. Her yerde söyleyebilirler şiirlerini bu insanlar. Buraya dikkat ediyorsunuz. Yani halka hitap edebileceği her yerde bu ozanlar ne yapacak? Şiirlerini dile getirecekler. Usta çırak ilişkisiyle de ne yapacaklar? Aşıklık geleneğini devam ettirecekler arkadaşlar. Buraya da gene ne yapıyorsunuz? Çok dikkat ediyorsunuz. Sonra Türk halk edebiyatında 15. yüzyılın başından itibaren görülen bu edebiyat geleneğinde eser veren sanatçılara aşık ya da saz şairi gibi adlar, isimler verilmiştir. Bu şairlerden okuma yazma bilmeyen şiirlerini saz eşliğinde doğaçlama söyleyenlere meydan şairi. Bakın kavram olarak çıkacak kavramlar lütfen dikkat ediyorsunuz. Saz çalma geleneğine uymayıp şiir yazan şairlere de Kalem şairi denir. Bakın dikkat edin. O zaman burada okuma yazma bilmeyen şairlere meydan. Okuma yazma bilen eli kalem tutan şairlere ise ne diyeceğim? kalem şair diyeceğim. Bunu niye söylüyoruz? Sorular da karşınıza çıkartabilir. Arkadaşlar burada artık bakın aşık tarzı Türk akşına bahsettiğimiz için artık yavaş yavaş ne yapacağız? Sanatçılara değineceğiz. Sanatçılara girdiğimiz zaman da bakın meydan şair olması, kalem şair olması sanatçıların özelliklerinden olacak. Buraya lütfen ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Aşıkların bir kısmı köylerde, bir kısmı konar göçer aşiretlerde, bir kısmı asker ocaklarında, bir kısmı da kasaba ve şehirlerde yaşamış ve ürünler vermiştir. Burada bir sıkıntımız yok. Farklı farklı kesimlerden ne yapabilir? Ozanlarımız, aşçılarımız olabilir. Ona dikkat ediyorsunuz. Bak burası da çok önemli. İşte hünerlerden bahsettik ya çeşitli hünerleri var diye. Bak burada hünerler devreye girecek. Aşçılık geleneğinde mahla salma, bak burası önemli. Bade içme, lep değmez gibi kavramlar vardır. Ne demek bu? Mahla salma. Arkadaşlar. Ee, şairlerimiz, ozanlarımız burada ne yapıyor? Uykuya giriyor. Uykuya daldıktan sonra bu uyku içerisinde ya da ustalarınca verilen bir mahlas var. Buraya dikkat ediyorsunuz. Eğer bir aşık mahlas aldıysa artık orada ustalaşmış demektir. Buna dikkat ediyorsunuz. Yine rüyada bir bade içme. Bade dediğimiz şey bir içecek arkadaşlar. Bu şairler ne yapıyor? Uykuya giriyorlar yine. Uykuya daldıktan sonra arkadaşlar rüyalarında bir pirin elinden bade içiyorlar. Bu bade içtikten sonra da artık aşıklık geleneğindeki aşık olma ünvanını kazanıyorlar arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Yani çırak olmaktan çıkıyorlar artık. Öyle düşün. Bu lep değmez dediğimiz kavram da arkadaşlar. Bakın burası da çok ilginç. Çok değişik ve güzel. Arkadaşlar bu adamlar şiirin doğaçlama söylüyorlar. Adamlar şiirin doğaçlama söyledikleri için bakın dikkat edin şöyle bir özellik var. Bu iki dudağının arasına bir iğne koyuyorlar. Bu koydukları iğne de bakın dikkat edin patlamalı ünsüzlerimiz var bizim. B bak dikkat et B üstünde ne yapıyor? dudağın iki dudağın birbirine değiyor. P gene aynı şekilde. M bakın dikkat edin. Bunlar birbirlerine değiyor. Bu lep değmezdi arkadaşlar. Bu patlamalı ünsüzleri söylemeden şiir yazmaya. Yani daha doğrusu bunu yazmayı boş verin doğaçlama söylüyorlar. Eğer o B, P, M ünsüzlerinden birini söylerse bakın dikkat edin. Oradaki iğne ne yapıyor? Şairin dudağına batıyor. Bu da gene ustalıklarını göstermiş olduğu önemli hünerlerden Birisi bu lep değmez dediğimiz kavram. Aslına bakarsanız çok önemli. Lütfen dikkat edin o yüzden. Şair dediğimiz şey burada hünerli bir kişi, marifetli bir kişi olmak zorunda dikkat ediyorsunuz. Şiirin son dörtlüğünde şairin mahlası takma adı geçer. Mahlasını kullandığı dörtlüğe tapşırma dörtlük denir. Bakın dikkat edin tapşırma yine çok çıkacak terimlerden birisi. Bu tapşırmaya da yine ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Tapşırma o zaman halk edebiyatında şairin mahlasını söylediği dörtlüğe ne diyeceğim? Tapşırma diyeceğim dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burada mahlasla ilgili uyarımız var. Genel şöyle bir sayfa 99'da bunu inceleyebilirsiniz. Buraya dikkat ediyorsunuz. Hemen ben devam ediyorum. Diğer bir kuralımızla. Aşıklar İslam öncesi sözlü edebiyat döneminde Kam, Ozan, Baksı gibi adlar alan sanatçıların İslami dönemdeki benzeridir. Hatırlıyorsunuz bir önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında Kam, Ozan, Baksı adını verdiğimiz hatta bunlar devletin ileri gelenleriydi. İşte çeşitli şeylerle de uğraşıyorlardı. İşte hekimlik olabilir, yöneticilik olabilir. Bakın dikkat edin. Onun dışında bir de şairlikle de uğraşıyor bu adamlar. Ama bunların halk edibinde karşına ne diyorum artık? Şair diyorum. Dikkat ediyorsunuz. Aşık diyorum ya da. Aşık bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda gösterir. Atışmalardaki amaç yarışmak ve kazanmaktır. Ama fırsatınız varsa arkadaşlar açın bir video, izleyin. Gerçekten geleneği yaşatmak adına da çok önemli bir şey aslında. Aşıklar birbirine ne yapıyorlar? Bir topluluk önünde önce bir hoş geldiniz ayağı var arkadaşlar. Önce hoş geldiniz diye halkı selamlıyorlar. Hoş geldinizden sonra herkes kendine ait bir şiiri söylüyor. Daha sonra atışma bölümüne geçiliyor. Bu iki şair arasında olabilir. Üç şair olabilir. Bakın dikkat edin. Bunlar önemli. Üç tane aşık olabilir. Bunlar oturduğu zaman birbirlerine ne yapacaklar artık? Atışma bölümünde bir tane bir ayak var. Bu ayak dediğimiz şey ...kafe ve aynı olması demek bu ayağa göre arkadaşlar şiir oluşuyorlar. Birbirlerine atıştırma yapıyorlar. Her dörtlüğün sonunda bu ayağı ne yapmak zorunda? Aşık kullanmak zorunda. Yine bakın önemli. Doğaçlama olması bakımından zaten önemli. Bir de bu doğaçlamayı belli bir ayakla yani belli bir kafiye ile vermeleri daha da önemli oluyor. Dikkat ediyoruz o yüzden. Sözlü olmasına rağmen şiir meraklıları aşıkların şiirlerini cönk sığır dili, dana dili adı verilen defterde toplamıştır. Arkadaşlar görselde görüyorsunuz zaten. Bakın dikkat edin. Cönk dediğimiz böyle aşağıdan yukarı doğru açılan deri kaplı bir şiir defteri. Tamam Bunu öyle düşünün. O dönemde halk edebiyatında genellikle sözlü bir şekilde ifade edeceğiz ama Cönk adını verdiğimiz bu defterde de ne yapacağız? Şiirlerimizi toplayacağız. Cönk denmezse sığır dili ve dana dili olarak da ne yapılır? Adlandırılır arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Deri kaplı olması bakımından da bu isimleri aldığını unutmuyorsun. Şiirde anlatım içten canlı ve yalındır. Şairler halkın içinden çıktığından halk dili kullanmışlardır. Ancak 18 ve 19. yüzyıllarda divan şiirinden etkilenen bazı aşıklar Arapça, Farsça sözcüklerde ne yapacaklar? Kullanacaklar tabii ki. Yani aşıklık genelinde genellikle halka hitap edeceğimiz için saf Türkçe ile oluşturmaya çalışıyoruz ama bazı sanatçılarımız gene Arapça, Farsça'da ne yapıyor arkadaşlar? Dile getiriyor. Dikkat ediyorsunuz buraya. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Aşık tarzı şiiri nazım şekillerinden bahsedeceğiz şimdi. Aşık tarzı şiirinin genel özelliklerinden bahsettik. Kopuz adını verdiğimiz şiirle aşıklar şiirlerini dile getirecek dedik. Cönk adını verdiğimiz defterde şiirler toplanabilir dedik. Buraya dikkat ediyorsunuz. Nazım birimi olarak genellikle dörtlük ölçü olarak hece ölçüsü gene. Bunlar hep aşık edebiyatı özelliklerinden de. Şimdi geçiyoruz aşık edebiyatı nazım şekillerine. Bunlardan birincisi ne? Koşma. Arkadaşlar koşma size yabancı gelmemesi lazım. Neden? Çünkü biz bu İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda koşuk adını verdiğimiz şiirle de ne yapmıştık? Buradan bahsetmiştik. Buraya dikkat ediyorsunuz. Koşuk sadece Halk Edebiyatı'nda farklı bir isim alıyor. Ve bir de hece ölçüsü olarak ne yapacak? Farklılaşacak. Koşukta yedili hece ölçüsü kullanılırken koşmada 11'li hece ölçüsüyle eserlerimi oluşturacağım. Dikkat ediyorsunuz. Hemen bir şöyle hızlı hızlı geçiyorum o yüzden. Hakşi'nin en sevilen ve en yaygın nazım şeklidir. En fazla kullanılan koşma olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Genellikle aşk, sevgi, tabiat, ayrılık, gurbet, yiğitlik, ölüm gibi lirik konular yani duygusal konularda söylenen şiirlere diyeceğim koşma diye. Bakın dikkat edin burası farklılaştı tekrar söylüyorum. Koşukta 7'li hece ölçüsü varken koşmada 11'li hece ölçüsü var. 11 hece ölçüsü üstü söylenen nazım şeklidir. 6 artı 5 veya 4 artı 4 artı 3 uzaklıdır. Zaten arkadaşlar bakın koşmada bu yani 11 hece ölçüsünü kullandığımız zaman genellikle 6 artı 5 ya da 4 artı 4 artı 3 kullanacaktık. Neden? Hece ölçüsünden bahsetmiştim sizlere hatırlıyorsunuz. Kalıplarımız vardı hece ölçüsünde. Nasıl kalıplar? Eğer harfim tek bir harften oluşuyorsa yani tek harften oluşuyorsa 7 ise mesela 11 ise bunlar hecenin büyük kısmı ilk yarısında hecenin az kısmı ikinci yarısında oluyor. Mesela 7 ile hece ölçüsü için 4 artı 3 kullanmam lazım. Ya da 8'li için 4 artı 4. 11'li için 6 artı 5 ya da 4 artı 4 artı 3 şeklinde hecenin büyük kısmı ilk yarısında kalacak. Çift sayılarda ise eşit böleceğim. 8'de mesela 4 4 böleceğim gibi. Arkadaşlar buraya dikkat ediyorsunuz. Sonra nazım birimi olarak dörtlükten bahsedeceğiz. Evet zaten halk edebiyatı nazım birimi genellikle ne ile kurulacak? Dörtlükte kurulacak. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Yani 3 ile de kurabilirsin. 5'e kadar da çıkabilirsin bu koşmalarda. Dikkat ediyorsun. Kafiye şeması uyak düzeni ABAB, CCCB, DDDB ve EEEB şeklinde arkadaşlar. Yani ilk mısra, ilk dörtlüğüm ne ile olacak? Çapraz uyaklı olacak. Daha sonrası düz şeklinde takip edecek. Bakın burası da önemli. Kafiye şemasından yola çıkarak sana bir şiirin nazım biçimini sorabilir. Önemli burası. Şairler koşmanın son dörtlüğünde mahlasını söylerler. Mahlas dediğim şey biliyorsunuz takma attı. Az önce dile getirdik zaten. Mahlasla ilgili bir uyarımız da vardı. Oraya dikkat ediyorsunuz. Koşmanın konu bakımından benzeri sözlü edebiyatta koşuk. Az önce dile getirdik. Divan edebiyatında ise ne olacak yerine? gazel olacak. Tabii ki gazel birazcık daha farklılaşacak. Mesela biz koşuk ve koşmayı dörtlükte kurarken gazel nasıl kurulacak arkadaşlar? Beyitle kurulacak. Onları dile getireceğiz. Burada bir koşma örneğimiz var. Bakın kaç dörtlükten oluştu? 1, 2, 3, 4 dörtlükten oluştu. Burada bakın 11 dc 3 yazdığını biliyorsun. Kafiye şemasına bakın dikkat edin. Yukarıda bahsettiğimiz özellikleriyle karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şiiri ne yapıyoruz? İnceliyoruz. İşledikleri konularına göre koşmalar. Bakın konu girdiği zaman arkadaşlar şuna dikkat edin. Bu konu demezse eğer bize nasıl sorabilir bunu soruda? Nazım türü olarak sorabilir. Yani yukarıdaki koşmanın nazım türü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde ne yapabilir soru gelebilir. Nazım türü sorduğu zaman neye bakıyormuşum? Konuya bakıyormuşum arkadaşlar. Dikkat edin lütfen siz de bunu not alın. Nazım türü önemli. Nazım biçimi ne demek? Nazım türü ne demek? Bunlar çok çok önemli. Soruyu görebilmen açısından önemli. Tamam? Terimlerimizi iyi biliyoruz o yüzden. Güzelleme dediğimiz şey dilik şeylerde yazılacak. Dilik şiir türü gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşte aşk, sevgi, doğa, insan ve hayvan güzelliklerini anlatan dilik koşmaları ne diyeceğim? Güzelleme diyeceğim. Güzellemeleri ünlü şairimiz kim burada? Karaca oğlan halk edebiyatında önemli bir isim. Karaca oğlan dikkat edin. Güzellemeleriyle ünlü bir ozanımız, aşığımız dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bir örneğimiz var. Okuyorsunuz, inceliyorsunuz bunu. Hemen koçaklamaya geçiyorum. Koçaklama da bakın dikkat edin adı üstünde. Koçaklama, yiğitlik, kahramanlık, savaş gibi konularını işleyen koşmalara ne diyeceğim? Koçaklama diyeceğim. Nazım türü olarak sorabilir. Tekrar söylüyorum. Dikkat edin bakın unutmayın. Batı edebiyatındaki epik şiirin karşılığıdır. Köroğlu ve Dadaloğlu bu türün en tanınmış şairleridir. Köroğlu ve Dadaloğlu biliyorsunuz haksızlığa karşı boyun eğmeyen isyankar sanatçılarımız, aşıklarımız. Bunları da zaten birazdan halk şairlerinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada da bir örneğimiz var. Gene kalıplaşmış klasik genel kültürle bile göreceğim bir örnek. Lütfen dikkat ediyorsunuz. Taşlamamız var. Yine konu olarak diğer bir nazım türümüz. Yani koşmanın nazım türü taşlama. Ad üstünde arkadaşlar taşlama dediğim şey eleştiri olacak. Bakın dikkat edin. Bir kişi veya toplumu eleştiren koşmalardır. Eleştirmek önemli anahtar kelime bu buradaki. Divan edebiyatındaki karşılığı hicviye. Batı edebiyatındaki karşılığı satirik şiir, modern şiirdeki karşılığı ise yergi olarak yine karşımıza ne yapacak? Çıkacak bakın ikinci, üçüncü çok çok önemli. Hangi edebiyat döneminde hangi ismi aldı yine önemli. Zaten bütün edebiyat dönemlerini dile getiriyoruz. Bence artık unutmayacaksın bu ikinci isimleri. Yine burada bir örneğimiz var, inceliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer nazım türümüz ise ağıt arkadaşlar. Ağıt da biliyorsunuz gene. İslam Türk Edebiyatı'nda da söyledik. Yine Halk Edebiyatı'nda da karşımıza çıktı. Dikkat edin. Ölen bir kişinin ardından duyduğumuz üzüntüyü dile getiren şiire ne diyeceğiz arkadaşlar? Ağıt diyeceğiz. Burası da önemli. Söz Edebiyatı'ndaki karşılığı Sagu. Divan Edebiyatı'ndaki karşılığı ise Mersiye olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sonra bir diğeri semai arkadaşlar. Burası da gene önemli. Semai de 8 derece üstte söylenen aşık tarzı akşi nazım şeklidir. Bak burada semai ne yaptı? 8 derece üstte söylenecek. Önemli yine. Nazım birimi dörtlük. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Bu koşmada da aynıydı biliyorsun. Semailerin kendine özgü bir ezgisi vardır. İşte can alıcı yer burası. Yani koşmadan farklı olacak yer aslında 8 derece ölçüsü 1 ve kendine özgü ezgisinin olması ikinci farklılığı dikkat ediyorsunuz. Kafiye şeması koşmadaki gibi aynı. ilk uyak, ilk dörtlük, çapraz, sonrakiler düz şeklini takip edecek bakın dikkat edin. Koşma gibi semayede de sevgi, doğa, güzelliği gibi konular işlenir. Yine koşmadaki konulardan bahsedeceğim. Son dörtlükte şairin mahlası geçer. E o zaman farklı olan ne var koşmadan? 1- 8 derece ölçüde yazılması var. 2- Kendine özgü bir ezgiyle söylenmesi var semayede. Buraya dikkat ediyorum. Halk şiirinde aruzda yazılan semayelerde vardır. Bu semayeler 8 derece üstüde söylenen semaile karıştırmamak gerekir. Bunlara da gene ne yapıyorum? Dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Yine burada bir örneğimiz var. Buraya da gene ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Bir inceliyorsunuz şiirimizi arkadaşlar. Özellikleri eğer oraya uygularsanız şiire zaten rahatlıkla ne demek istediğini anlayacaksınız. Geçiyorum bir diğer nazım biçimimiz olan varsaya. Varsayı da güneydoğu bölgesinde yaşayan varsak Türklerinin özel bir ezgiyle söktüğü şiirlerdir. Burada da anahtar kelimem aslında varsak Türkleri. Tamam? adına bakın zaten dikkat edin varsa nereden gelecek. Yaşamış olan kişilerin söylediği şiirler olacağı için varsa şeklinde karşımıza çıkacak. Uyak düzeni koşmadaki gibi burada bir farklılık yok. Yani ilk dörtlük çapraz, diğerleri düz şeklinde kafiyelenecek. Daha sonrasında 8'li ölçüde söylenen nazım şeklidir. Gene bakın dikkat edin bu da semai ile aynı arkadaşlar. Bu önemli. Peki hocam koşmayı Semai'den 8 derece ölçüsü olması bakımından ayıracağız. Yani Semai'de 8 derece ölçüsü vardı. Koşmada 11 li. Onu o şekilde ayırdık. Peki varsayı ile semayı nasıl ayıracağız? İşte arkadaşlar orada da şu özelliğimiz devreye girecek. Bakın dikkat ediyorsunuz. Yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenir. Bu da genellikle varsağının birinci dörtlüğünde bire, hey, be, hey gibi ünlemlerle ne yapacağım arkadaşlar? Semai'den farkını söylemiş olacağım. Aslına bakarsanız Kur'anları bilirseniz sadece görme işi kalacak. Tamam Ne demek istiyorum? İşte koşmada neyimiz vardı dedik 11 derece ölçüsü. Semayda 8 derece ölçüsü. E varsada da 8 derece ölçüsü var. Ama buradaki varsada ilk dörtlükte neye yer veriyormuşum? 1'e, hey, be, hey gibi ünlemlere, seslenmelere yer veriyormuşum. Dikkat ediyorsunuz. Yine kendi özgü bir ezgisi var. Semaydaki gibi o çıkacak karşımıza. Nazım birim olarak dörtlük. Dörtlük sayısı semayda olduğu gibi 3 ile 5 arasında yine ne yapacak? Değişecek. Dikkat ederseniz hep hemen hemen özellikler aynı. Birkaç tane sadece fark var. Onları da zaten söyledik. Son dörtlükte şairin mahlası geçer. Evet koşmada da Semai'de de varsa da, da, bu geçecek. Bu türün de en önemli şairleri kim arkadaşlar? Karacaoğlan ve Dadaloğlu. Bu türün en önemli şairleri olarak karşımıza çıkacak dikkat ediyorsunuz. Hemen devam ediyoruz. Destanla arkadaşlar. Destan halk şiirinin en uzun nazım şekli. Nazım birimi dörtlük. Dörtlük sayısında sınır var mı? Yok. Bakın dikkat edin burası önemli hece ölçüsüyle söylenir. 11'li ve 8'li hece ölçüsüyle söylenir arkadaşlar genellikle. Kafiye şeması koşmadaki gibi ABAB A, B. yani ilk dörtlük gene çapraz daha sonrasında düz şeklinde gidecek arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Son olarak destanlarda toplum hayatını ilgilendiren her konuya rastlamak mümkündür. Yani savaş, isyan, doğal afet, ekonomik zorluk, sosyal yapıdaki dengesizlik, özlem, karı koca kavgaları, ölüm, ayrılık, nasihat gibi pek çok konu destanlarda ne yapacak? İşlenecek arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorsunuz. Destan uzun olması önemli. Halkı ilgilendiren bir konuda yazılması önemli. Bunlara bakın dikkat edin. Eğer bu kuralları bilirseniz destanda rahatlıkla ne yapacaksınız? Göreceksiniz zaten. Yine şiir tarzında yazıldığını da biliyorsunuz. Bak Miras 7 Destanı hemen buradaki örneğimizi ne yapıyoruz kitabımızdaki? inceliyoruz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Halk edebiyatının genel özelliklerinden bahsetmiş olduk. Halk edebiyatını 3 e ayırdık. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke tasavvuf edebiyatı. Anonim halk edebiyatı ve aşık tarzı halk edebiyatı nazım biçimlerini burada görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda aşık tarzı halk şiirinin sanatçılarından bahsedeceğiz ve tekke tasavvuf edebiyatının özellikleri ve sanatçılarından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoya kadar videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.